Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz falan astroloji kanalına oğlak ve yükselen oğlaklar için Mart ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörüde bulunmaya çalışacağız hep birlikte Evet oğlak burçları için güzel temiz bir ay olarak gözüküyor burada bayağı bir müjdeli haberleriniz var duymak istediğiniz haberlerle yoğunlaşacak bir ay Mart ayı size iyi gelecek bir ay olarak gözüküyor Dışarıdan yurt dışı ile bağlantılı olarak beklediğiniz bir haberin aydınlığa çıkması var. Uzun zamandır beri sürüncemede olan bir işinizin hallolması var bu konuyla alakalı. Kısa bir yolculuğa çıkacaksınız sonra bu yolculuktan alacağınız bir kısmet var. Ve bu yolculuk esnasında iki kişiyle görüşmeniz var. Bu iki kişiyle görüşme muhtemelen iş konusuyla bağlantılı olacak bu görüşmeler ve sizin için aydınlık gelecek arkadaşlar temiz geçecek. İleriye dönük birer yatırım olarak gözükebilir bu iki tane görüşme. Oğlak burçlarının şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sıkıntıyla alakalı uzun zamandır bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bir düşmanla alakalı, bir düşmanınızla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıyı dedikodu bayağı bir yol almış durumda ve sizin Burada biraz çaresizliğiniz söz konusu ama bu çaresizlikten çıkıyorsunuz. Bayraklı bir yerde devlet kapısıyla alakalı olarak bu düşmanınıza galip geleceğiniz bir nokta var. Eğer kendi işine sahip bir kişiyseniz bu konuda ihale derim ben bu konuya. İhaleyi sizin lehinize çevirecek, karşı taraftaki düşmanınıza galip geleceğiniz bir durum var. Daha önce sizi zarara uğratmış bir kişiye Karşı bir kazanmanız kazancınız var. Eğer kendi işi olan bir kişi değil de normal çalışan bir kişisiniz ve iş yerinizde sizin ayağınıza çelme takan bir kişi olarak gözüküyor bu ve buradan sizin yine bir terfi anlamında veya olduğunuz yeri sağlamlaştırmak anlamında iş yeriniz ne tür olursa olsun özel sektör veya kamu sektörü Burada hani e, en yüksekteki, en tepedeki sizin yöneticiniz konumundaki kişilerden destek göreceğiniz ve sizin bu konudan rahatlıkla başa çıkabileceğiniz anlamına geliyor. Burada ince uzun boylu bir kişiden bahsedeceğim. Bu bir erkek. Hangi kişi olursa olsun böyle bir erkekten bir düşmanlık görmüş. Bu düşmanlığın kazananı siz olacaksınız. Uzun zamandır beri sabrettiğiniz bir konu ve galibiyetinizi ilan edeceğiniz bir durum var. Arkasından iki parça halinde eşya girişiniz var arkadaşlar. Bu eşya girişiniz geçmişten gelen bir şeyle alakalı. Eğer evli bir Oğlak burcuysanız eşyaları ayırdınız tam boşanma aşamasındayız dediğiniz bir noktadaysanız tekrardan birleşmeniz söz konusu Bu nasıl olacak diye sormayın çok ilginç bir şekilde yani ikinizin mantıksal bir konuşması var ve bu mantıksal konuşmadan e, kendinize e, tekrardan bir şans vermeniz var Burada çevre faktörü değil birebir ikiniz gözüküyorsunuz bunda ıı, arkasından da ıı, bir bebekle ilgili bir gelişmeniz var aslında bu konuda en karlı çıkacak olanlardan sizsiniz evliliğini tekrardan kurtaracak olan sıkıntılar yaşayan evliliklerin birlikteliklerini tekrardan yeni ilk başlangıçlardaki gibi mutlu heyecanlı bir başlangıç bekliyor bunu eğer bebek beklentisi olan kişiler varsa da bebekle de taçlandırmaları var tabi ki İş konusu bu aralar çok fazlasıyla kafanıza taktığınız için özel hayatınızı biraz ihmal ediyorsunuz. Bu ihmal edişlerde evlilikte sıkıntılar yaşanıyor. Eğer bekar bir oğlak burcuysanız hayatınıza yeni girecek bir kişi ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Etrafınızdan, ailenizden veya arkadaşlarınızdan bir tavsiye olarak tanıştırıldığınız bir kişiyle bir yola girmeniz var. Şu anlık çok net değilsiniz. Hayatınıza birisi girmesi konusunda da çok kararlı değilsiniz. O kararı siz verecek oluyorsunuz. Bu ilişkinin sonuna devam edip etmeyeceği konusunda sizin kararınıza kalmış arkadaşlar. Ne kadar kararlı olursunuz. Hayatınızı bir düzene koymak ister misiniz? Veya şu andaki düzenimi hayatımda birisine yer, al, yer vermek istemiyorum mu dersiniz? Bu karar sadece sizin özel hayat konusunda kararsız olduğunuz bir dönem gözüküyor burada çünkü. Üç tane ayrı ayrı kişilerle görüşmeniz var. Bu görüşmeden alacağınız iki tane aydınlık temiz haber var. Uzun zamandır beri bir konuda çok çabalayıp da artık Allah'a bırakıyorum olursa olur dediğiniz bir konuda müjdeli bir haberiniz var. Yani şöyle bir şey hani gökten sanki ebabil kuşları size haber vermek için iniyor diyeyim bazı konularda. Kalbinizin çok fazla temiz olduğu, dualarınızın kabul olduğu, rüyalarınızda çok net görüntüler gördüğünüz, kalben ferahlayacağınız bir dönemdesiniz. Özellikle Mart ayı başlangıcından sonuna kadar sizin için güzel gözüküyor. Ama e, şöyle ya sanki insanlardan elinize ayağınızı çekmişsiniz. Onlarla aranıza belli bir mesafe koymuşsunuz. Daha çok yalnızlığınızla uğraşıyormuş gibisiniz. Bu yalnızlığınız bekarlar için hayatınıza girecek bir kişi ama yine de mantık çerçevesine oturturmaya çalışıyorsunuz. O da ayrı bir konu tabii ki. Bir anda bir haberle kalkıp yurt dışına gidebilirsiniz. Kendinizi farklı bir alanda bulabilirsiniz. Ee, hani genellikle dengelidir oğlak burçları ama bu dönem sanki içlerine kaplarına sığmayan bir heyecan var içlerinde ee, baharın gelişimi diyeyim sizi tetikleyen gökyüzü olaylarımız ama içinizdeki enerji çok fazlasıyla aktif sizin yüzünüzü güldürecek olaylarda arkası arkasına bu dönem evci, evcil bir hayvan edinmek isteyebilirsiniz ki burada gözüken köpek olarak gözüküyor ama hangisini edinmek isterseniz bu dönem en çok evcil hayvan edinmek isteyen grupta gözüküyorsunuz. Bir kişiyle yüz yüze konuşmanız var bu konuşma ile alakalı olarak sizin bu kişiyle konuşmanızı istemeyen kişilerin de görüntü alanında olacaksınız. Üç kişi bu konuda görüşmenizi istemiyor, siz de o kişileri bastırarak bu görüşmeyi yapacaksınız. Şimdi bunlar neden istemiyor? Aile fertleriniz var burada. Aile içinde bir 4-5 kişi oturup bir konuşma var. Birinci dereceden akraba, ikinci dereceden akraba. iki tane konu var masada. Geçmişten bir mirassal konu da olabilir. Aile içerisinde bir aldığınız kararla alakalı da olabilir. Bu kişiyle konuşmanız sizde sıkıntı, ailede sıkıntı yaratıyor. İstenmiyor. Ama bu kişinin size zararı yok, ailenize de bir zararı yok. Sebepsiz bir şekilde sadece istenmemesi var. Geçmişte sadece bir yanlış anlaşılma bu konuda üstü kapatılmış. Olaylar üst üste gelmiş gibi gözüküyor. Bir çatı gözüküyor burada. Bu çatının içerisinde iki kişi var. A harfli bir kişiyle bir konuşmanız var bu çatıda ve aydınlık bir şekilde bir haber gelecek bu çatıya. Birdenbire taşınmak isteyebilirsiniz. Bu konuda ani ve fevri bir şekilde hareket edebilirsiniz. Dışarıdan bir konu, bu konuyla alakalı güç toplamanız var. Aile içerisinde bir kişinin size bu konuda desteği olacak ve taşınmanıza yardımcı olacak gibi gözüküyor. Evet. Oğlak burçları bu dönem şansları güzel maddi konuda da çalışmakla alakalı güzel ama maddi ile ileriye dönük yatırım olarak bir şey görmedim ben tabii ki onu da söyleyeyim aile içi ilişkileri düzenleme ile ilgili gelişmeleriniz var Evet iki tane müjdeli haberiniz iki tane de dileğiniz var arkadaşlar bu konuyla alakalı dileklerinizle isteklerinizle alakalı olarak iki tane temiz müjdeli haber yani bunların olacağını düşünebilirsiniz artık. Bir asa çıkmış. Elinize bir asa bir güç kazanmanız var bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Sanki ruhani bir şekilde bir güç kazanmanız var. Bu dönem altıncı hislerinize güvenebilirsiniz. Onunla onun söylediğini yapmakta karar isabetli karar etmiş olursunuz. Bu arada dileğiniz her neyse çok hızlı bir şekilde gelişecek. Mardin ortalarına doğru da gerçekleşmiş gibi gözükecek size. Buradaki asa ile alakalı şeyi de söyleyeyim. Bu geçmişten 3 tane konuyla ilgili bir güç kazanımınız var. Bununla ilgili bir anahtarınız var. Aile içerisinde sözünüzün dinlenmesi var. Sanki ailenin reisliği size verilecekmiş gibi bir durum var. E harfli bir kişiyle bir konuşmanız var ve bundan bir menfaat sağlamanız var. Geçmişe yönelik bazı konularda iki kişinin itirazlarıyla uğraşacaksınız. Onları ikna etme çabalarınız var. İş konusunda, kariyer anlamında gelişmeniz var ama maddi anlamda çok da rahatlamanız yok. Olduğu gibi durağan bir şekilde devam edecek. Ne çok kötüsünüz ne çok iyisiniz bu dönemde. Evet. Arkadaşlar Oğlak Burcu için benim söyleyebileceklerim bu kadar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.